Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Evet, yine tabletten arkadaşlar, şöyle göstereyim. Tabletten Hello Neighbor 3. bölüme başlıyoruz. Evet, hemen sizden böyle güzel like'larınızı bekliyorum ve 3. bölüme tabletten devam ediyoruz. Daha önceden 1. ve 2. bölümü oynadık biliyorsunuz. Şöyle bölüm seç diyelim. 3. bölüme tıklayalım. Tamam diyerek başlıyorum. 1. ve 2. bölümü izlemek isteyen arkadaşlar bu videonun açıklamalarında 1. ve 2. bölüm olacak. Hatta şu an bu videonun şöyle üst şu taraflarda bir yerde, şu yukarılarda bir yere de bir ünlem işareti çıkacak. Oradan da 1. ya da 2. bölümün videosuna gidebilirsiniz. Evet, Hello Neighbor 3. bölümdeyiz arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi. Bu kapıdan bir mektup gelecek. Mektupçuk. Dostum gel. Nerede kaldın? Şurada. Hah, kapı çaldı. Kim o lan? Mektup. Mektubu alarak başladığımızı hatırlıyorum arkadaşlar. Şimdi mektubumuzu alalım. Bakalım 3. bölümü şöyle çok hızlı bitireceğimi ben beklemiyorum. Ama birkaç bölümde bitirebilirim. Tek bölümde 3. bölümü bitirme ihtimalimiz çok düşük arkadaşlar. Böyle kaydede kaydede kaldığımız yerlerden devam ederek 3. bölümü bitirmeye çalışacağım. iPad Air 4'ten oynuyoruz arkadaşlar. O yüzden ekran boyutumuz kareye yakın olduğu için Full HD olarak ekranda göremiyorsunuz. Yani tamamını ekranın kaplamıyor bir kısmı. Benim kafamın üstü falan böyle farklı siyah falan olabilir yani o tarzda. Evet, animasyonumuzu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde evin içinden elmalarımızı falan valizimizi toplayıp evimize gidiyoruz. Burada arkadaşlar evin içine girdikten sonra 3. bölümü rüya olduğunu söyleyenler var. Şimdi zaten oyuna başladığımızda göreceksiniz. Hadi bakalım. Güzel bir sabah vakti. Kargalar gak gak diye oynarken sağda solda biz de bölümümüze başlıyoruz arkadaşlar. Evet, arabamız nerede? Evet, arabamıza bindik. Bu Uno'ya benziyor ya, böyle Fiat'ın küçük Uno'ları olur, küçük arabaları, onlara benziyor. Sarı minik bir Uno'cuk sanki bu. Evet, evimizin önüne geliyoruz. Biliyorsunuz daha önceden bölümü geçtikten sonra bu bölümde karşı komşumuzun evi biraz daha farklı oluyor. Yıkık dökük oluyor. Oraya gittiğimizde bilgisayar versiyonunda karanlık hayaleti görüyorduk. Bakalım bunda da görebilecek miyiz, bunu merak ediyorum. Şimdi deneyeceğim. Şuraya gittim. Normalde evimize girebiliyoruz. Yani bagajdan anahtarı alıp da... Bagajda anahtar var mı? Bir yanlışlık, farklılık olmaz değil mi? Var, tamam. Anahtar orada dursun. Şuraya gittiğimizde arkadaşlar bir animasyon başlıyordu. Bakalım başlayacak mı? Evet, aynen. Şu an burası bilgisayar versiyonuyla aynı gibi ilerliyor. Aynı gibi devam edecek mi? İnşallah devam eder. Oo, karanlık hayalet. Hayalet dostum. Beni hatırlıyor musun? Evet, hayal görmeye falan başladık. Aynen, karanlık hayalet orada. Böyle bir heyecanlandık. Tamam, buradan kaçarak çıkıyoruz. Çık çık dostum, çık. Tamam. Arkadaşlar, Bıyıklı'nın evi bu hale gelmişti biliyorsunuz. Mr. Peterson'ın evi biraz değişik bir hale gelmişti. Niye böyle bilmiyorum. Hikayenin aslında buralarını bir araştırmak lazım. Biz anahtarımızı alalım. Çok beklemeden oyuna başlayalım. Çünkü evde şu an telefon çalıyor içeride. Telefonu açmamız lazım. Şöyle kapımızı açtık. Ve yine biliyorsunuz böyle klasik animasyonumuz başlıyor. Eve giriyoruz, sağa sola bakıyoruz. Eski halimiz. Bakın şu an delikanlı olmuşuz. Eskiden biraz daha böyle genç toymuşuz, mahallenin minik çocuğuyken şu an delikanlı hale geldik. Tabii bunları hepiniz biliyorsunuz. Hello Neighbor'ın bu bölümlerini çok fazlaca oynadık ama şu an tabletten oynuyoruz arkadaşlar. Bilgisayardan oynamıyoruz. Yani farkımız bu. Çünkü tabletten biliyorum ki çok fazla bu konuda söylentileriniz var. Tabletin hani daha önceden oynayan arkadaşlarınız yine karanlık hayalde gördük. Tablette farklı şeyler olduğunu, treni durduramadıklarını gibi birçok şeyler söylüyorlar. Şimdi biz bunu göreceğiz. Şu an oynadığım versiyon benim arkadaşlar orijinal versiyonu ve uykuya daldım. Şimdi mantık olarak düşündüğünüzde uykuya daldıktan sonra bakın. Uykuya daldıktan sonra sanki bu bir rüya. Bakın uykudayız. Karşıda bir ev oluştu. Bir anda bir saatte bir ev oluşamaz değil mi? Yani 10 dakikada 15 dakikada biz uyurken karşıda hiç ev yokken bir anda kocaman bir ev oluşamaz. Bu yüzden ben 3. bölümün rüya olduğunu düşünüyorum. Yani sadece ben düşünmüyorum. Eminim siz de bunu düşünüyorsunuz. 3. bölüm rüya diyenler yorumlara yazıp bir de like atsın. Hadi bakalım. Evet, o sırada biz başlıyoruz arkadaşlar. Evet, 3. bölümü özlemişiz. Selamun aleyküm. Vay be, şu evi hakikaten özlemişim. Arkadaşlar ben bu evi gece oynamayı sevmiyorum ama şöyle gidelim bıyıklı yakalanalım da bunu bir gündüz yapalım. Bıyıklı. Selamun aleyküm. Oğlum ev ne kadar karanlıkmış lan. Şimdi evi çözmeye çalışacağız. Abicim beni bir yakala. Ben karanlık sevmiyorum. Şöyle aydınlıklarda oynayalım. Evet. Bu hali çok daha güzel. Şimdi çok fazla bir şey hatırlamıyorum oyunla ilgili de şöyle bir elmamızı alalım.
Benim hatırladığım bu elmayı alıp arka taraftan gittiğimiz. Yani o kadar fazla bu oyunu bitirdim ki arkadaşlar artık yani neyin nerede olduğunu unuttum. O kadar bitirdim. Yani çünkü 1000 tane belki şey mod oynadık. Bir sürü bu oyunla ilgili şey yaptık. Şuraya gelip şunu açıyordum ben ama bunu başarabilir miyim ki bunda? Normalde şeyde yapıyorum ben bunu da. Bak tutturamadım. Bu işin başka bir yöntemi daha olabilir. Şuraya kutu dizsem bunu yapabilir miyim? Şimdi bunda atış dinamiklerim çok iyi değil. Ben şöyle bir şey deneyeceğim. Buraya kutu dizip onların üzerine atlayıp deneyeceğim bu işi. Bakalım bu dediğim taktik tutabilir mi? Şuraya şunu atalım. Şunun üstüne atlayalım abi. Olmadı bak bir tane daha atlayalım koyalım şöyle. Burayı şimdi böyle açabilir miyim? Açabiliyorum. Evet tamam. Tamam arkadaşlar buradan kutu direkt açabiliyormuşuz. Tamam bu yöntem tuttu. Şimdi evden girip treni aktif ediyordum ben her seferinde ilk olarak. Şu an treni aktif etmeye gideceğim. Şimdi arkadaşlar bölümü geçmeye çalışacağız tabii ama tek seferde geçme ihtimalim yok. Beni nereden gördü? Gördü mü? Bıklı. O beni gördü mü? Bu görmedi beni galiba. Adam nerede lan? Koş 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 koş. Oğlum yakalamadan şuradan yukarı çıkmam lazım da ben bunu koşamıyorum ki. Hah tamam çıktım. Tamam yukarı doğru devam. Şurayı açıyoruz değil mi? Quick'i gelmeden şu işi halledelim abi. Evet tabletten Hello Neighbor'ı sevenler lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu bölümü normalde çok fazla geçtik. Hello Neighbor'ın en güzel bölümü. Üçüncü bölüm. Benim en sevdiğim bölüm. Şimdi o trene gideceğim de ben burayı zaten zor geçiyordum eskilerden de. Şöyle Allah! Oğlum aşağı düşüyordum. Çok tehlikeli lan. Nerede? Bak böyle bir yere durmamam lazım. Hayır! Hayır! Lan dur! Abi şuraya başka bir yerden çıkabiliyor muyduk? Şura kapalıydı hatırlıyorum. Dur tekrar yapmak zorundayım. Arkadaşlar ben oraya bir atlayayım. Evet arkadaşlar tekrar geldim aynı yere. Şimdi şuradan aşağı atlamamız lazım güzelce. Hop. Evet. Buraya indik. Şimdi buradan şöyle atlayıp içeri girip şu treni bir aktif hale getirelim. İlk olarak biliyorsunuz benim yaptığım şey buydu. Hemen yine aynı şeyi yapacağım. Çünkü treni aktif hale getirdiğimizde burada. Heh, şunu açıyorduk. Şunu tıklıyoruz. Tıkla abi. Tamam. Trenimiz aktif hale geldi mi? Aynen geldi. Artık hareket edebilirim. Buradan gidebilirim. Şimdi. Hop. Aşağı indik. Sırada yapacağımız şey ne? Bıyıklı nerede bu arada? Çok fazla da hatırlamıyorum. Aa Bıyıklı ne? Fizan'a gitmiş lan. Bıyıklı nereye gidiyorsun oğlum? Karşı mahalleye niye gidiyorsun? Bıyıklı'ya bakın lan aldı başını gitti. Oğlum evi bıraktın terbiyesiz. Ev bana mı kalsın? Şimdi buralarda çok hatırladığım bir şey yok. Şu arka kapıyı bir açayım önce. Yani şunu alalım abi buradan. Şöyle atalım. Bura açık olsun. Buradan her zaman giriş çıkış yapabiliriz. Ha burada arka taraftan kilitliydi değil mi? Burada kart vardı. Tamam bunu halledeceğiz. Bunun dışında aklıma çok fazla bir şey de gelmiyor ki. Treni aktif hale getirdik artık raylarda gezebiliriz. Şuradan gidelim. Ha tamam. Burayı halledelim abi. Şuradan şöyle karşıya atlıyorduk. Değil mi? Buradan da şuraya atlıyorduk. Zor atladım. Şimdi arkadaşlar normalde biliyorsunuz ben bunu çocuk oyuncağı gibi geçerim. Ama şunu aç. Ama bu tablet olduğu için arkadaşlar bayağı bir zorlanıyorum. Şu yukarıdaki materyale bir şey atıyorduk. O yukarıdaki kapıyı açıyordu. Şunu da atalım. Şöyle hop. Aa olmadı. Şunu niye açamıyoruz? Ha, vurdum. Tamam. Kutuyla açabiliyoruz. Tamam. Burayı da şu an aktif hale getirdik. Şuradan gidiyoruz, değil mi? Buradan karşıya geçip şuradan mıknatısı alacağım da. Buradan karşıya atlarım ama bilgisayarda. Bak atlayamadım. Tekrar deneyeceğim. Şuradan karşıya bir atlamam lazım ve atladım. Tamam bu iyi oldu. Şimdi şuradan bu anahtarı almak için de şu karşıya bir şey fırlatıyorduk. Bakalım. Oh bu olmuyor. Dur 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 dur. Gel buraya gel. Abi öyle değil. Küçük bir şey lazım bana. Yine bunları deneyeceğim abi. Başka çare yok. Küçük de olsa şunları şuradan içeri atmaya çalışacağım. Bak olmuyor. Evet. Farklılıklarla karşılaşacağımız doğruydu. Bir tanesi de bu. Evet buraya küçük bir materyalle gelmem lazım. Bunu anladım. Tam 4 tane materyal aldım evden. Küçük küçük böyle.
evin içindeki araç gereçlerden bir şeyler aldım elime. Şimdi şurayı açtım. Harika. Tamam, bu tarafı açtık. Şuradan hemen şu şeyi alalım. Mıknatısı. Tamam, mıknatısı da ele geçirdim. Çok güzel. Mavi anahtarı. Harika ya. Çok iyi gidiyor. Güzel, tamam. Şu an mıknatısı da mavi anahtarı da ele geçirdim. Lan mavi anahtar nerede? Lan mavi anahtar nerede? Oğlum adı da bug'a mı girdi diyecektim ya. Şu elimizdeki ürünleri bir atalım. Tamam, mavi anahtarı artık alabilirim. Tamam, mavi anahtarı aldım arkadaşlar. Şu kapıların önlerindeki şeyleri kaldıralım ki buradan buraya rahatlıkla giriş çıkış yapabilelim. Burada başka önemli bir şey yok şu an. Tabi burada tabancayı falan alacağız ama önemli değil. Şurada bizim bildiğiniz gibi şemsiyemiz var. Şemsiyeyi almak için şu kapıyı açıyoruz. Buradan döne döne şemsiyeyi alabiliyoruz. Şu anahtarla dış kapıyı açacağız. Bunu da alalım buradan. Tamam, bunu da aldık. Arkadaki kapıyı da bununla açacağız. Abi şunu da buradan çıkaralım. Burası bildiğiniz üzere şey olması lazım. Aynen. Ne odasıydı buranın adı? Gözlem odası. Evet, gözlem odasına ulaştık. Bura alt tarafa giden kapı. Bura niye kilitli lan? Bunun arkasında ne var? Ben yapmadım onu. Bakayım. Aa, onu oradan almamışım. Büyük hata. Şemsiyeyi şimdi almayacağım. Çok ihtiyacım yok arkadaşlar. Şurayı bir kıralım. Bir dakika. Buradan çıkalım bari. Olmuyorsa. Mavi anahtarı ver bana abi tekrar. Tamam, buradan dışarı çık. Evet, mavi anahtarın olduğu yere gidiyorum. İlk olarak mavi anahtar görevini deneyeceğim. Bıklı beni görür mü? Gördü. Bıklı gelme gelme gelme, peşimden gelme Bıklı. Oğlum mavi anahtara gidecektim, şuradan yukarı kaçacağım, başka çarem yok. Kaçıyorum. Nasıl çıkamıyorum, çık. Son anda kaçtım Bıklı'dan, tamam. Normalde mavi anahtar görevini yapacaktım ama Bıklı'nın bana saldırması üzerine bu görevden vazgeçtim şu anlık. Dur. Yine o, hayır, yani göreve gideceğim gerçi de. Nereden gideceğim? Şuradan devam edelim. Tren gelir mi? Tren gelir, hoş gelir. Gelme lan tren, dur. Allah iyiliğini versin ya. Vay oğlum, ben burayı unutmuşum. Ha, mavi anahtar oraya geldik zaten. Gerek kalmadı şeye, dur. Tamam, oraya gerek kalmadı. Şimdi şu yukarı çıkalım. Mavi anahtarı aldığımız yere bir çıkalım bakalım. Hop, bunu aldık, şunu fırlat. Evet, biliyorsunuz arkadaşlar, burada şu karşıya mavi anahtara zaten ihtiyacım şu anlık yok. Sarıya da yok. Bunların burada olduğunu bileyim yeter. Şimdi şu karşıya bir materyal fırlatıp burayı açacağız. Açtık. Tamam. Burada yukarı zıplayıp öldüğünü söyleyenler vardı arkadaşlar. Yani bu şekilde yaparsanız ölmemeniz lazım. Nasıl ölünüyor ben de bilmiyorum ama. Evet, ilk anahtar görevimiz mavi anahtar görevi, market görevine dalıyorum arkadaşlar. Market görevine geldik. Şimdi market görevini bir kısım yapmaya çalışacağım. İnşallah başarabilirim. Bakalım, market görevini yaparak bu videoyu sonlandıran bir dahaki bölümde farklı bir görevi yapmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle materyalleri toplamamız lazım da şu varlıkçıklara yakalanmadan. Ben burada çok yakalanırım ha. Ben bunu oynayamıyorum ki abi. Çömelme tuşu hangisi? Ha, basık tutarak çömelebiliyorum, tamam. Çömeldiğim zaman zaten beni göremiyorlar. Şimdi önce materyalleri bulalım. Şu var mıydı? Hatırlamıyorum ki. Şu vardı, dur. Bu bir. Bu da vardı galiba. Hem materyaller içinde. Şu kırmızı salça şişesi de vardı. Şu cips vardı. 3. Böyle salatalık turşusu falan vardı sanki ya. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey vardı arkadaşlar. Şimdi arabam nerede? Arabam burada. Bunun içine bunu nasıl atacağım abi? Şeyde kolay da. Hah, biri attım. Şöyle atlayarak bırakınca oluyor. Hah, 3 taneyi yerleştirdim arkadaşlar. Çok iyi. Şöyle. Abi. Arkadaşlar yorumlarda şey yazmışsınız. Abi koşarak gitmiyor. Doğru. Hakikaten koşarak gitmiyor. Nerede o? Bir canavarcık bana şey, mankencik yaklaşıyordu az önce. Tamam, kurtuldum. Hayır, kurtulmadım. Nerede oğlum? Oğlum neredesin? Ha, oraya tıkanmış o, gidemiyor. Garibim. Yo, gidebiliyor. Bayağı da çok yavaş. Tamam arkadaşlar, biz yavaşsak onlar da yavaş. Baksana, o kadar yavaş geliyor ki ben bunları 5 kere geçer. Al, dur dur dur. 5 kere geçer, 6 kere oraya giderim. Şimdi
Diğer materyalleri hemen bulalım, maddelerimizi. Ha, birisi şu şişeydi. Geliyor mu? Abi çok yavaş geliyor. Bunlar beni yakalayamaz ki. Bildiğin bunlar kaplumbağa style oynuyorlar. Bak. Biri şu abi. Biri şu abi. Bunlar beni yakalama ihtimali sıfır bence. Yani çok zor yakalarlar beni. Çünkü çok yavaşlar. Bilgisayarda bunun 5 katı falan hızlı geliyorlar. Mesela bir farklılık da bu. Allah, terbiyesine bak. Dostum. Yamuk falan yapma, gidin. Tamam. Şimdi bu materyalleri de koyduktan sonra bu iş biter. İçine düşmedi oğlum. Baksana şuna. İçine düşsene. Allah Allah. Durduğu yere bak. Bunu içine koymak biraz bilgisayar dinamikleri açısından zor olabilir. Bak, iki taneyi dışarı attım yine. Şimdi şunları da içine koyarsam rahatlayacağım. Bir. Biri geliyor. Nerede? Tamam, gitti. Şöyle ikinciyi de attık mı? Abi içine düş ya. Zaten çok zor koyması. Dur lan, kıpırdama. Hayır. Bug'a girdi lan. Oha, bug'a girdi. İçindeki her şey fırladı gitti ya. Aa, tamam arkadaşlar. Kabul ediyorum, bilgisayar bunun yanında çocuk oyuncağı. Bu ne böyle ya? Bug'a girdi ve içinde ne kadar madde varsa yerlere saçıldı. Şuraya bakın. Önce el arabasını sonuna kadar götüreceğim arkadaşlar. Sonuna kadar götürdükten sonra içine maddeleri koymaya çalışacağım. Tabii şu ufaklıklar beni rahat bırakırsa. Evet, sepeti sonuna kadar getirdim arkadaşlar. Şimdi gidip materyalleri alıp şöyle toplayıp içine atıp geçmeye çalışacağım. Onun dışında dediğim gibi burada gerçekten çok zor buraya geçmek. Yani beni bayağı zorladı. Yani güzelliği var. Şunları şöyle hemen sinip kurtulabiliyorsunuz bunlardan. Abi Allah Allah, bir yürü gitti ya. Şu çömelip çömelip bunlardan kurtulabiliyoruz. Bak yine geliyor. Neyse. Şu materyalleri bir bulayım ben arkadaşlar. Şu ürünleri bir bulayım. Ürünleri alıp buradan kaçayım. Abi bırakın peşimi ya. Ne aldım? Tamam, şu kutu şundan lazım bir tane abi. Bir tane aynen şundan lazım. Bunları koyalım hemen. Gerçekten bayağı zorladı beni ama diyebilirim. Yani burası zorladı. Nedeni de şu, oyunda bozukluk var. Yani oyunun şu anki hani sistemiyle alakalı bir bozukluk. Şu an çok tuhaf geliyor bana. Bu oyunu 139 TL verdim, aldım ve içi bug'lı. Çok saçma yani. Bunu firmalar düşünmeli. Yani bu oyunu düzgün bir şekilde, stabil şekilde yapmak zorundalar aslında. Çünkü bizim sonuçta paramızı alıyorlar ve verdikleri hizmet yok şu an. Baksana da şu oyunu berbat hale getirmişler. Bak içinde o kaldı, düşecek o. Yani onun düşeceğini bile bile devam etmeye çalışıyorum. Bakalım. Bak bu da düşecek. Abi bari geri giderken düşün. Tamam, öyle dur bir. Bir tane materyal kaldı. Onu da alıp geliyorum şimdi hemen. Tamam, cipsi de aldım, gidiyorum. Hadi bakalım. Evet, bana şans dileyin arkadaşlar. Burayı geçeyim. Çünkü bayağı bir zorladı burası beni. Çok zamandır burada uğraşıyorum. Yani şeyi düşünmeyin. Belki videoda sizi tek sefer göreceksiniz ama birkaç kez uğraştım. Yani buraya geçmek için şu an birkaçıncı kez uğraşmam. Kesinlikle burayı geçemeyenlere katılıyorum. Biraz çabalayın, illaki bir şekilde geçiliyordur diyeceğim de Allah iyiliklerini versin bunların. Bura hakikaten geçilmiyor mu acaba diyeceğim artık. Şunu şuraya koysam, hop. Vallahi normalde oldu örnek. Şu an bura oldu ama giderken içinden dökülüyorlar. Çok saçma değil mi? Şöyle bir dokun kaç. Hala içindeler. Bir dokun kaç daha yap. Hala içindeler. Abi çok büyük tereddüdüm var. Şu ikisi düşecek. Bunları alıp bir oturtmam lazım. Şöyle bunu şuraya bıraksak abi. Biraz daha düzgün sanki. Şunu da şuraya bıraksak. Abi düşmemeleri lazım. Düşerseler boşu boşuna buraya kadar gelmiş olurum. Bak 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 bak. Rezillik be abi şu. İçeri gitti. Ne var orada? Bir cipsle bir şişko kırmızı. Onlardan birer tane daha alıp geleceğim. Bir daha deneyeceğim içeri girmeyi. Hop. Bir. Abi şöyle az kenardan da şunu içine oturttuk mu?
Abi ne olur düşmeyin içine girince ya. Lan ne oluyor? Mankenin de işi yok burada geliyor ha. Çömelerek ittirsek bunu ne olur? Evet içeri girdiler ve şu an inşallah olacak. Hadi bakalım. İçerideyim. Birinci okey. İkinci okey. Üçüncü okey. Dördüncü okey. Ve kurtulduk. Arkadaşlar kesinlikle gerçekten çok zor. Yani şunu diyenler telefondan tabletten oynuyorum abi. Bu market bölümünü geçemiyorum diyen arkadaşlara katılıyorum. Ben bile inanılmaz zorlandım. Çünkü bir kere market sepeti iyi gitmiyor. Hızlı gitmiyor. Bunun yanında materyalleri koyuyorsunuz. İlerlerken hep sürekli aşağı düşüyor buradan aldığımız ürünler. O yüzden bayağı bir zor oluyor buraya geçmeyi ama sonunda yine başardığımı söyleyebilirim. Siz de biraz daha çabalarsanız başaracağınıza inanıyorum deyip buradan çıkıp bölümü bitiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Hello Neighbor'ı tabletten oynuyorum serimizin 3. bölümündeydik. 3. bölümün 1. kısmını oynadık arkadaşlar. Mavi anahtarı aldık. Ufak tefek 1-2 görev daha yaptık. Treni falan çalıştırdık. Ama mavi anahtar görevi yani market görevi beni çok inanılmaz zorladı. Bundan sonraki bölümü hemen sonrasında hızlıca çekip sonrası yayınlamaya çalışacağım inşallah. Sonraki videolarda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanala destek için like atmayı da unutmayın diyorum. Eğer hala abone değilseniz de lütfen bir abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bye bye.